Mert Oğuz, 20 yaşında. Adnan'ın tayfası. Seninle Adnan hakkında biraz konuşalım istedik Mert. Adnan senin neyin oluyor? Adnan kaptan benim dayım. Ne olmuş ona? Senin dayın kayıplara karışmış oğlum. Ayrıca bolca parası varmış. Balıkçılıktan kazandığı. Ama vergisini vermeyi unutmuş. Şimdi bu iki anlama geliyor. Ya vergi kaçırıyor senin kaptanın ya da bu parayı kazanmak için yasa dışı işlemler yapıyor. Ben bir şey bilmiyorum. Ha, teknedeki Zula'yı bilmiyorsun yani. Yok, bilmiyorum. Bak, istediğin kadar bu odada kalabiliriz. Her şey sana bağlı. Konuşsana oğlum. Adnan nerede oğlum? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Dayın değil mi oğlum bu senin? Bilmiyorum ben bir şey. Ya konuşsana çocuğum, neyi bilmiyorsun ya? Bilmiyorum. Adnan zaten sana iyi davranmazmış. Ömür boyu hapiste kalacaksın oğlum. Hapiste çürümen daha mı iyi olacak? Ha? Konuşsana lan, nerede oğlum adam? Dedim komiserim, bilmiyorum yahu, bilmiyorum. Ne Adnan'ın kaçakçılık yaptığından haberim var, ne de saklandığı yerden. Ben hiç kaçakçılık demedim. Hadi oğlum, söyledin şimdi zaten. Hadi anlat gerisini. İtiraf ettiğin için cezan düşsün. Biz de savcıya iyi hal bildirelim. Doğru. Adnan'ın yanında yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum. Son 2 yıldır 2-3 ayda bir sefere çıktığımızda Türk karasularından ayrılıp Karadeniz'de bir Rus teknesiyle buluşuyoruz. Ne alıp verdiklerini vallahi bilmiyorum. Ama kaptan her zaman bir ya da iki balık kasasını kendi teknemize aktarıyor. Ardından da sefere devam ediyoruz. Limana dönünce de kimse soru sormasın diye kaptan herkese bir zarf dolusu para dağıtıyor. Ama vallahi tüm bildiğim bundan ibaret. Buraya getirdiğiniz malları kime satıyordunuz? Vallahi bilmiyorum komiserim. Mert oğlum bak, olan oldu zaten. Doğruyu söyle. Yemin ediyorum tanımıyorum. Bir iki kere gördüm zaten. Şöyle lüks bir arabaydı. En son ne zaman gördün bu adamı? 3 hafta önce. Peki Mehmet Ali işi neden bıraktı? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey o akşamüstü Mehmet Ali kaptanın yanına geldi. Teknenin temizliğinden ben sorumlu olduğum için kimse benim orada olduğumu fark etmez bile. Önünde sonunda polis öğrenir. Ben buradan gitmek istiyorum. Nurhan'la evleneceğim. Oğlum bak, şu anlaşmaya uy. Zaten iş bitti bitecek. Sonra sen yoluna, ben yoluma. Daha fazla bekleyemem ben Adnan. Ne olacaksa olsun. Hiçbir şeyde gözüm yok artık. Bir dakika dur bakalım. Şu işleri bir ayarlamaya çalışayım. Sonra bir saat sonra burada görüşürüz, tamam mı? O zaman bakarız ne yapacağız. Tamam. Ne hakkında konuştuklarını biliyor musun? Dayım ağzı sıkı adamdır. Bizimle hiç konuşmadı. Ben de konuşmanın başını duyamadım. Adnan niye Mehmet Ali'yi aranıza soktu? Ben işe başladığımda onlar tanışıyorlardı. Nasıl yani? Mehmet Ali kasabaya yeni taşınmadı mı? Yok. Onlar Ukrayna'da arkadaşlarmış zaten. Bize öyle dedi. Ve Mehmet Ali'nin hiç yurt dışına çıkış kaydı yok. Bilmiyorum vallahi. Selim, bölgedeki mobese kameralarından Mert'in ve Şahin'in tarif ettiği şu aracı bulalım. Bana kalırsa bunlar sadece eser değil, adam da kaçırıyorlar. Evet, anlaşılan Adnan Mehmet Ali'yi yurt dışına çıkaran adammış. Niye çıktı dersiniz? Bilmiyorum Selim. Önce şu aracı bulalım. Tamam. Polisler, bölgedeki liman kameralarının kaydından aracın plakasına, oradan da ruhsat sahibine ulaştı. Sorgusu sırasında getirilen malları teslim aldığını doğruladı ama kendi işinin sadece malları tekneden bir başka adrese nakille sınırlı olduğunu ısrarla belirtti. Polis vakit kaybetmeden kaçak eserlerin tutulduğu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında Rusya'dan kaçak yollarla ülkemize sokulan 10 kadar sanat eserine ulaşıldı. Baskın yapılan adresin Serdar Hakbilir adında bir şahıs tarafından kiralandığı belirlendi. Serdar Hakbilir, 33 yaşında, kaçakçılık zanlısı. Başkomiserim, Dündar Elgin adresini tespit ettik. Peki, evrağı masama koyun. Tamam. Teşekkürler. Başkomiserim. Kaçakçılık şubesi Serdar Hakbilir'in sorgusuna katılıp katılmayacağınızı soruyor. Sen o sorguya giriyorsun, ben de Dündar'a gidiyorum. Adnan'ın nerede saklandığını muhakkak öğren. Tamam. Yeah.
Thank you.